Merhaba oyun severler. Bugün güzel bir haberim var. Diablo serisinin çok ünlü bir seridir. Yeni oyunu Diablo Immortals hem mobil cihazlara hem de bilgisayara 2 Haziran Türkiye saatiyle akşam 8'de çıkış yapıyor. Hatta şu anda siz bilgisayar versiyonunu Battle.net üzerinden indirmeye başlayabilirsiniz ve çıkar çıkmaz oynayabilirsiniz. Yine kanalı takipte kalın hem Diablo Immortal içerikleri gelecek hem de e, Twitch kanalımız rastgele reis Twitch kanalına da giderek yayında ilk çıktığı anda oynamaya çalışacağız. Neden çalışacağız diyorum muhtemelen sıralar olacaktır ilk günlerde arkadaşlar. Bir diğer önemli nokta ise hangi sunucuyu seçmeliyiz? Türkiye'deki oyuncular olarak sunucu seçimimizi doğru yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben burada etraf biraz araştırdım. Türk oyuncuların bir sunucu kararlaştırmadığını gördüm ve The Butcher serverını Kullanmaya karar verdim arkadaşlar listeye bakacağız bunun niye önemli olduğunu da birazdan detaylandıracağım Ama kısaca özetleyecek olursak arkadaşlarınızla farklı sunucudaysanız klana giremiyorsunuz Birlikte oynayamıyorsunuz o yüzden aynı sunucuda olmak önemli Oyunun bazı özelliklerini anlatacağım ama arkadaşlar Diablo serisi benim çok sevdiğim bir oyundur Lost Ark'a sırf Diablo gibi combat sistemi olduğu için başlamıştım. Şu anda bıraktım Lost Ark'ı çünkü Diablo Immortals'a devam edeceğiz. Diablo 2 Birçok loot oyununun temellerini atmış oyundur arkadaşlar. Yaşı benim gibi olanlar zaten oynamıştır diye düşünüyorum. Diablo 2 çok önemli bir oyundu. Diablo 3 yine Taksim'de sıralarda bekleyenler varsa yorumlara yazabilir. Fiziksel kopyasını aldığım ender oyunlardan arkadaşlar Diablo 3'te. Yani genel olarak önemli bir seridir ve bu oyunun da milyonlarca indirileceği ve ortalığa damga vuracağını söyleyebilirim. Yani bir anda Twitch'te nasıl Lost Ark patlamıştı birkaç ay önce, muhtemelen Diablo Immortals çıktığında da her yerde göreceksiniz arkadaşlar. Çok ünlü bir oyundur bunu söyleyeyim. Yani başka oyunlara benzemez diyorum ya. Lost Ark sırf Diablo gibi combat sistemi var diye bayağı başarı yakaladı. 2012'den beri yeni bir oyun Çıkmıyordu Diablo serisinde Yani bu nedenle çok Önemli bir olay Aklınızda bulunsun arkadaşlar Bence de indirin Bahsettiğim gibi The Butcher serverında Ben bulunuyor olacağım en azından bizim Köfteler The Butcher'da Karakterlerini açabilirler Avrupa'dayız tabi yani Avrupa sunucusu Avrupa rejyonu The Butcher Sunucusu Şimdi bunu anlatacağız arkadaşlar ama bir miktarda oyunu tanıtmak istiyorum. Oyun böyle tepeden gözüküyor. Ama skilllerinizi kullanarak yaratıkları kesiyorsunuz, loot düşürüyorsunuz. Genelde böyle bir yapısı var. Bu oyun tabi ücretsiz olduğu için bir diğer güzel yanı ücretsiz olması ama ücretsiz oyunların da şöyle bir durumu oluyor. Ee, daha sonradan onları farklı pay to win özellikleriyle kazandırtabiliyor. Ama şöyle bir şey var. Oyunun betasını oynayanlar ee, çok kötü olmadığını söylüyor Bu pay to win durumlarından Hani sunuculardaki En yüksek e, klanlardan Olmak istiyorsanız O zaman tabi kesenin ağzını açmanız Gerekecekmiş ama Oyunu deneyimlemek Arkadaşlarınızla birlikte yaratıkları Kesmek istiyorsanız orada bir Sorun yaşanmayacağını Söylüyor hem geliştiriciler Hem de betayı oynamış Kişiler arkadaşlar tabi önceki Diablo oyunlarından Farkı var mı? Şöyle var, mobil cihazlarda çalışabilmesi için biraz daha Gamepad tarzı bir kontrole yakınmış ama bilgisayar sürümüne e, eski tipte oynayabilmemiz için mouse desteği de vermişler. Yani hani bir miktar öyle bir e, avantajı oluyor. Yine Diablo meraklıları için hangi zaman diliminde geçiyor? Diablo 2 ile Diablo 3 arasındaki Olayları konu alıyormuş benim çok böyle aşırı ilgimi çekmiyor Diablo'nun konusu hani daha çok Oynanışı karakterimi geliştirmeyi falan severim ama Hikayesine de bayılan bir kitle var Onlar da sevecektir diye düşünüyorum Karakter çeşidi çok fazla arkadaşlar baya bir karakter var yani 6 çeşit klas var e, Bu klaslar baya iyidir yani Diablo'da hissedersiniz Necromancer da burada bulunuyor. Bunların hepsi ücretsiz olacak mı bilmiyorum ama olacağını tahmin ediyorum yani niye olmasın ki ama genel olarak bir tanesi bile yeterli olacaktır. Ben de muhtemelen ya Wizard ya da Crusader'la devam edeceğim arkadaşlar. Boss'lar var bazıları tanıdık. Bazıları tanımadığımız çeşitli boss'ları göstermişler. Bunlar çok da önemli noktalar değil. Şimdi çıkış önemli arkadaşlar. Çıkış da... Bahsettiğimiz gibi Türkiye saatiyle tekrar söyleyelim 2 Haziran akşam 8 gibi denk geliyor arkadaşlar. Şuradaki saatleri çevirdiğimde akşam 8 olarak yazıyor. Ama mobil uygulamada daha erken açma şansınız olabilecekmiş. Daha erken erişim olabilir diyor. Yine de ben bilgisayarda zaten preload yaptığım için arkadaşlar Battle.net'te Hani bilgisayardaki çıkışını beklerim diye düşünüyorum. Şöyle bir güzel yanı var. Zaten artık birçok oyun bu şekilde çıkıyor. Genshin Impact mesela acayip popüler bir oyun. Çünkü hem mobilde hem de bilgisayarda kendi versiyonları var. Yani yorumlarda ben çok görüyorum. İşte emülatör mü indireceğiz? Bilgisayara çıkması için beklememiz mi gerekiyor falan filan. Hayır arkadaşlar. Battle.net hesabınız varsa hem mobilde oynayıp... Hem de bilgisayarda oynayabiliyorsunuz. Yani oyuna başladınız, bilgisayarda devam ediyorsunuz. Sonra okula gitmeniz gerekti. Gittiniz okula, dersinize girdiniz, çıktınız. Serviste eve dönmeyi bekliyorsunuz mesela. O arada hemen açıp devam edebiliyorsunuz oyuna. Yani bu bence güzel bir şey. Tabi okul örneği çok iyi olmadı ama Mesela tatile gittiğinizde bilgisayarı yanınıza almak istemiyorsanız Çok seyahat ediyorsanız hem bilgisayarda hem de telefonda kendi client'ı olan oyunlar baya iyi oluyor. Yani böyle bir emülatör falan kurmanız gerekmiyor. Direkt olarak oyunun kendi bilgisayar sürümü var ve bunlar birbiriyle oynanabiliyor. Hearthstone da böyleydi zaten. Blizzard buna çok uzak değil. Ama e, ya da TFT de böyle mesela. TFT'nin de mobili ve bilgisayar sürümü var ve arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Diablo da böyle olacak tabi o oyunlara göre çok daha yüksek seviyeli bir oyun arkadaşlar ee, Ama e, sanıyorum yeni nesil telefonlar bunları kaldırabildiği için Oynanabilecek ee, Güzel olmuş Genshin Impact de böyle bir oyun arkadaşlar bilgisayar sürümü tamamen ayrı ve Ben hani mesela telefonda çok az oynamıştım bilgisayarda daha çok oynamıştım Baya güzel bir oyundu bunun da tutacağını Düşünüyorum açıkçası sizin de aklınızda bulunsun diyelim. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Crossplay e, varmış. Bunu nasıl yapacağınız diyor. Battle.net hesabınıza yapacaksınız falan filan. Şimdi sunucular bakın sunucular baya bir fazla. Üstteki sütunlar sizin e, rejiyonunuzu seçiyor. Mesela Amerika çok büyük olduğu için yüz ölçümü olarak. Batı yakası ve Doğu yakası iki tane... E, sunucu seçmişler arkadaşlar e, rejyonu açmışlar bunlar arasında artık geçiş olmaz yani burada yanlışlıkla işte ben Amerika açtım falan demeyin Lost Ark'ta bunu yaşadık Amerika'da falan açarsanız hem Avrupa'daki gibi doluluk yakalayamazsınız yani Amerika'da gece 3'te e, olan saatte siz oyuna girdiğinizde ortalık boş olur. Ayrıca Avrupa'daki insanların sunucusuna da geçemezsiniz yani şuradaki üst Kısımlar arasında bir birleştirme ben Olabileceğini pek düşünmüyorum ama e, Dikeyde Bu rejyondaki sunucular mesela burada da sunucular var Burada da sunucular var Bu sunucular zamanla belki birleştirilebilir belki de birleştirilmez yani bunun da bir garantisi yok ama Mesela şuradaki oyuncunun şuradakiyle oynama imkanı olmayacak hiçbir şekilde garanti veririm buna. Buradakiyle buradaki de oyunun başlarında herhangi bir oynama şansı olmayacak. Zamanla belki birleştirirler. Yani oyun popülaritesi düşerse yapabilirler ama e, bunların çok olduğunu görmüyoruz arkadaşlar New World'de falan da Yeni yeni birleştirmeye başladılar. Yani oyundan soğuyup oyunu kapattığınızda artık iş işten geçiyor ve böyle oyunlarda sunucu seçimi gerçekten çok önemlidir. Çünkü sizin bütün ilerlemeniz, her şeyiniz ee, o sunucuda kalabiliyor yani. Hani GTA tarzı değil istediğim ülkeden bağlanayım o ülkenin sunucusuyla oynayayım öyle bir şey yok. Seçtiğiniz sunucuya bağlanıyorsunuz her zaman. League of Legends oynayanlar bir miktar anlayacaktır. AB Batı vardı işte Türkiye açıldı sonradan falan. Bu da aynı kafa ama e, DK'de de bunlar birbiriyle oynayamıyor. Şimdi ben internette biraz araştırdım. Mesela e, Blood Rose Server'ında daha çok e, Rusça konuşan ülkeler toplanmaya karar vermiş gibi gibi bunları biraz baktım. Türklerin herhangi bir sunucuda bir araya geldiğine dair bir e, hani topluluk veya forum gönderisi görmedim arkadaşlar. Lost Ark'ta bu seçimi yapmadığımız için birçok arkadaşımız yani gerçekten bizim Discord sunucumuzda çok fazla kişi e, Lost Ark'a başladı ama hepsi ayrı ayrı sunucularda başladığı için. Daha sonra bir araya gelinemedi ve tek tek oynayan insanlar da yavaş yavaş oyunu bırakmış oldu. Ben de zaten Diablo Immortal çıkıyor diye geçtiğimiz günlerde sildim çünkü bu oyun zaten ondan daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. O sebeple arkadaşlar ben The Butcher sunucusunda bulunacağım. İsteyenler The Butcher'a gelebilir. En azından hani belli bir sayıda bizim kendi topluluğumuz olacaktır muhtemelen köfte klanı falan açabiliriz. Lost Ark'a göre bu oyun çok daha kolay ve erişilebilir olacaktır. Yani telefonunuzda olacaktır. Bir şekilde oynayabilir olacaksınızdır arkadaşlar. O yüzden daha çok tutacağını düşünüyorum. Ve daha uzun soluklu daha başarılı olacağını da düşünüyorum. Yani nasıl birçok oyuna bugün hala girenler oluyor 10 senelik olmasına rağmen. Bu oyunda önümüzdeki yıllarda bayağı iyi olacaktır. Ki Lost Ark da hala fena değil. Yani başarılı biçimde gidiyor Lost Ark ama ben ve kendi çevrem açısından sürdürülebilir olmadı maalesef. Bu oyundan biraz daha ümitliyim açıkçası. Yani hani çünkü gerçekten Diablo 3'ü ben 10 seneye yakın oynadım yani. Ta 2012'de sıraya girip almıştık oyunu. 2018'de falan hala oynuyordum Diablo 3'ü güzel bir oyundu. Bu oyunun da artık zaten telefonda da var böyle günlük arada girip karakterimizi kastığımız Çeşitli raidler yaptığımız bir Mod olacağını düşünüyorum ama dediğim gibi en başta burayı seçmeniz Önemli Şunu da söyleyeyim Yani sunucuda çok sıra var yeni açılan bir taneyi seçtim ben falan filan Buna aldanmayın bu sıralar ilk günlerinde çok dolacaktır yani Twitch yayıncıları falan bunu oynayınca Zaten bir anda insanlar indiriyor hurra ediyor Ama genelde 1 hafta 2 hafta 1 ay Ne bileyim yani 3 ay en fazla 3 ay Sıralar biter Ondan sonra Ghost Town gibi sunucuda kalırsınız O nedenle Sıra da olsa Yoğunluk da olsa eğer bizimle oynamayı tercih ediyorsanız The Butcher serverına bekliyorum. Ne kadar yoğun olacak bilmiyorum arkadaşlar. Herhangi bir sorun olursa yani bu sunucuların bazılarını ilk günden açmaya karar vermezlerse ve ilk günde burada The Butcher sunucusu açılmamış olursa ben aşağıya açıklamaya arkadaşlar videoda The Butcher dedik ama işte şu sunucu ilk gün açıldı buraya girdik diye yazarım. O yüzden açıklamayı da okuyun. Yani en son hangi sunucuda açtığımı hem Discord'da ayrı bir oda yapacağım, orada göreceğiz. Hem de arkadaşlar, açıklamada da yazıyor olacağım. Yani bu videoyu izlediyseniz aşağıya da bir göz atın açıklamaya. Hani bir değişiklik yapıldıysa onu da yazmış oluruz arkadaşlar. Ya da benden daha büyük bir yayıncı, YouTuber vesaire işte Türkler şuraya gelsin falan demiş olursa Oraya da tercihimizi değiştiririz. Ama yani sadece 2 gün kaldı ben bu videoyu çekerken. Ben artık sorumluluğa girip e, seçimi yaptım buradan. Niye Butcher'ı seçtiniz derseniz de Butcher baya troll bir boss yani şeylerdeki. E, hatta ben Diablo'nun Diablo değil de Battle.net'in neydi Heroes of the Storm'da Butcher'la baya oynuyordum. O yüzden Butcher'ı seçtim yani özel bir sebebi de yok arkadaşlar. Gamepad desteklerinden bahsetmiş. Muhtemelen hepsiyle oynarız diye düşünüyorum. Baya güzel olacak gibi duruyor oyun arkadaşlar. Ee, umarım bana katılırsınız bu macerada. Twitch'e de gelmeyi unutmayın. 2 Haziran akşam 8'de yardırıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.